insan tereşkanlarından hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İşte insanların nasıl davranacağıyla ilgili kuralları da belirleyen, onları ortaya koyan ayetler bu. Peygamber Efendimizin Şemail-i Şerifi ile ilgili bir fasıl yapacağız. Merhabalar efendim. Yeni bir hasbihal programında sizlerle beraberiz. Konteb ekranlarından hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Değerli izleyiciler, bugün Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Arap Dili Öğretim Görevlisi Salih Zeki Keş hocamızla inşallah Arapça üzerine bir hasbihal yapacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk efendim. İyisiniz. Allah'a hamdolsun, çok şükür. Allah'a sağlık versin, hamdolsun hocam. Allah afiyet versin. Bugün değişik bir konu olacak inşallah. Evet. Hiç Arapça ile ilgili, Arapçanın önemiyle ilgili inşallah bir hasbihal gerçekleştireceğiz. Faydalı, verimli olmasını i̇nşallah. Temenni ediyorum Cenab-ı Hak'tan. Amin, amin. Zaten siz bu konunun uzmanısınız. Elhamdülillah. Öyle olunca inşallah verimli, faydalı bir program olacaktır. İnşallah. Hocam, tabii özel bir konu, spesifik bir konu. Evet, evet yani onun için dedim farklı bir konu. Belki doğrudan ilgilendiren bir konu değil gibi gözüküyor. Ama ilgilendirir hocam. Niye ilgilendirmez? Kur'an-ı Kerim Arapça değil, değil mi? İşte tek sebep o zaten. Yani daha doğrusu yegane sebep o. Evet. Yegane sebep o. Hatta ben yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum. Cennet lisanı da Arapça diye bir hadis-i şerif biliyorum. Evet, öyle bir var, rivayet öyle bir şey? Var. Öyle bir rivayet var. Evet. Efendim şimdi Arapça normal şartlar altında... Ki hemen girişte zaten siz ifade ettiniz, işaret ettiniz. Herkes ilgilendirmeyen bir konu gibi gözükse de aslında ben Müslümanım diyen herkesi ilgilendirir. O zaman şöyle başlayalım hocam. Arapçanın hayatımızdaki önemi nedir? Yeri evet. Ve önemi nedir? Evet, evet. Arapçanın hayatımızdaki yeri, önemi ne? Elhamdülillah Müslümanız. Elhamdülillah. Ve Müslümanlık da nedince akla ibadet gelir. Ve ibadetin dili de Arapçadır. Veya şöyle diyelim, ibadet, ibadetlerin temelinde günlük hayatımızda en az 5 kez bizi ilgilendiren fiili bir ibadetimiz var. Namaz. Namaz. Müslümanın hayatının vazgeçilmezi temeli. Dolayısıyla namaz ibadetiyle eğer başlayacak olursak, şimdi namaz kılan bir Müslüman Fatiha'ya başladı, okuyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin başladı. Sonra da veladdalin amin. Şimdi İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn dedi. Evet. Ne oldu? Bunun ne anlamını dedi? Bilmiyorsa. Veya ihdinâ sırâtal mustakîm dedi. Veya işte gayril mağdûbi aleyhim ve leddâlin dedi. Tamam. Yani tilavetsiz, kıraatsız namaz olmaz. Lâ salâte illâ bi fâtihâtil kitâb der Peygamber aleyhisselam. Yani fâtihâsız namaz olmaz. Evet. Tamam şimdi yani Fâtiha'yı okuyacak da Müslüman. Peki Fâtiha'yı okurken ne dediğini biliyor mu, anlıyor mu? Bunun farkında mı? Namaz Allah'la bir sözleşmedir. Allah'a el açmak, Allah'tan istemek, Allah'a yönelmek. Kur'an tilaveti herkese öyle. Kur'an okuyan kişi Allah'la konuşmaktadır. Şimdi Allah'la konuşan kişi Allah'ın ne buyurduğunu, Allah'ın kendisinden ne istediğini yahut tersten baktığımızda kendisinin Allah'tan ne istediğini bilmek durumundadır. Evet. Bunun yegane yolu da Arapça bilmektir. Şimdi ben bu usta şunu düşünüyorum. Bilinçli bir Müslüman, şuurlu bir Müslüman. Efendim ben Arapça öğrenmek zorunda hissetmiyorum. Kendimi Arapça öğrenmek zorunda hissetmiyorum diyemez, dememeli. Arapça öğrenmek her Müslümanın gönlünde yatan bir aslan olmalı diye düşünüyorum. Zira az önce ifade ettik, namazımızda, Kur'an tilavetimizde, işte diyelim hacca gittik, tavafımızda, hac esnasındaki sair menasikler efendim ifa edilirken, haccın sair ibadetleri yerine getirilirken karşımıza çıkacak olan şey hep budur. Arapçadır. Ha peki yani tavaf esnasında bir Müslüman Türkçe dua edemez mi mesela? Veya ne bileyim işte sair mekanda Arafat'a çıktınız. El haccu Arafe. Hadis-i şerif var ya malumunuz. Arafat'a çıktınız. Arafat'ta dua edeceksiniz. Yani illa ben Arapça bilmeli miyim? Arapça bilmezsem dua edemez miyim? Hayır, böyle bir şey yok. Arapça bilmeseniz de dua edebilirsiniz. Şimdi Arafat'ta duanızı Arapça yapmak durumunda değilsiniz ama namazda Türkçe okuyamazsınız. Evet. Yani Allahu Ekber tekbir aldınız, namaza durdunuz.
Efendim hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur, o Rahmandır, Rahim'dir, din gününün sahibidir. Ya Rabbi biz sadece sana kulluk eder, sadece sana, senden yardım bekleriz gibi Türkçe lafızlarla ibadet, yani namaz ibadetinizi bununla yapamazsınız. Ya. Hatta zaten da memleketimizde, yurdumuzda bu da gündeme getirilir zaman zaman. Yani Türkçe ibadet konusu dile getirilir. Namaz Türkçe ile olmaz. Peki o zaman bizim hayatımızın vazgeçilmezi namazsa, Arapça okumak, tilavet etmek de onun bir parçasıysa, o halde o zaman bir Müslümanın hayatında efendim en çok kendisini ilgilendiren ibadet dili Arapçadır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir sözleri var. Dua ibadetin ta kendisidir diyor. Dua ibadetin ta kendisi. Veya bir başka tercüme biçimiyle söyleyecek olursam, dua ibadetin özüdür diyor. Bunun Arapçasıyla söylerseniz nasıl olur? Yani el-du'a'u huve'l-ibade. Yani dua ibadettir. Ne demek bu dua? El-du'a'u huve'l-ibade. Yani kulluğun merkezinde dua vardır. Furkan suresi 77. ayet-i kerime. Bismillah. Kul ma ya'be'u bikum rabbi levla du'a'ukum. Meali şöyle, devamı da oraya ama biz ilgilendiren kısmını hemen izleyicilerimize paylaşalım. De ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Kul ma ya be ubekum rabbi levla duaukum. Levla duaukum, duanız olmasa. Rabbim sizi ne yapsın, size ne diye değer versin? Öyleyse Rab katında, Allah katında değer görecek olan birey, efendim ona dua edecek olan, ondan isteyecek olan bireydir. Hı hı. Allah kendisinden istenilmesini sever, hoşlanır. Kur'an'ın mesajını anlamaya yönelik atacağımız her çaba Allah katında bir kulluk çabası olarak değer bulacaktır diye düşünüyorum ben. Evet. Yani Arapça öğrenmeye niyet eden bir Müslüman, bu niyetinin temeline eğer ben Allah'ın kitabını anlamak istiyorum, İbadetlerimde huşu, huzur duymak istiyorum, İbadetlerimi daha takvalı yapmak istiyorum, yani takvama, sakınmama, katma değer katmak istiyorum, sağlamak istiyorum diyorsa, bu Allah katında mutlak surette bir ecir ve sevap sebebi olacaktır, vesilesi olacaktır. Evet. Toparlayacak olursak, hı hı. yani son birkaç cümleyle yönelttiğiniz soruya cevaben birkaç efendim cümleyle toparlayacak olursak, Müslümanın Arapçayı sevmesinin ve Arapça öğrenmesi gerekliliğinin temelinde Allah tarafından gökten vahiy ürünü olarak yeryüzüne gönderilen, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aracılığıyla bize ulaştırılan ve kıyamete kadar da lafzı koruma altına alınmış olan kitabın anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu anlaşılma durumu da efendim hayata yansıtılacak, tatbik edilecek. Ve mümin Allah'a böylece bu yolla efendim kulluk gerçekleşmiş olacaktır. Peki hocam, bu sözünüze istinaden hemen bir arkasından bir soru daha geliyor. Buyurun. Şimdi. Dediniz ya işte Kur'an'ın anlaşılmasını sağlayacaktır Arapça öğrenmek dediniz. Hı hı. Peki o zaman Arapça öğrenmeden Kur'an anlaşılmaz mı? İlle Arapça evet. öğrenmek şart mı Kur'an'ın anlaşılması için? Evet, yani şöyle söyleyeyim, Kur'an'ın mesajından haberdar olmak için meal okumak, tefsir okumak, efendime söyleyeyim işte hadis kitaplarından istifade etmek, Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yapan hadislerden istifade etmek mümkündür. Hı hı. Ancak bunların tamamı çeviri olacaktır. Tamamı çeviri olacaktır. Yani şöyle söyleyeyim, şimdi örneklendirelim isterseniz. Yanımda getirdiğim Arapça bir takım evet, kaynaklar daha, var. Daha yanlışlıdır hocam. Yani şimdi içine bakmayalım. Şurada El-Kira'e diye bir başlık var. Hı hı. El-Kira'e. Evet. Şimdi ben bunu size bu yazma kitabı diye tanıtsam, bu yazı kitabı desem, öğrenciye yazı yazmayı öğretiyor desem, içini hiç açmadan, siz bilmiyorsunuz ya Arapça. Ne yapacaksınız? Ha, bu yazı kitabı diye değerlendireceksiniz. Bu bir yazı kitabıymış. Öğrenciye Arapça yazı yazmayı ama öğretiyor. Ama biliyorsam. Biliyorsanız El-Kira'e. O yazma değil, okuma kitabı derim değil. Bu okuma kitabı, metin kitabı dersiniz. Ne oldu? Yani benim çevirimle sizi yanıltma imkanım var, ihtimalim var. Hı hı, doğru. Yani çeviriler yanlıştır manasında bir şey söylemiyorum. Yanlış olabilir diyorum. Eksik olabilir. Veya şöyle söyleyeyim, sizin çeviriden anlayacağınız şey sadece benim anladığım kadardır. Yani
çevirmenin, mütercimin anladığı kadardır sizin anlayacağınız. Hocam dediğiniz çok doğru. Zaten meallere ayrı ayrı baktığımız zaman her mealin o Kur'an'ın işte ayetlerde kelimeleri farklı çevirdiğini görüyoruz orada. Farklı farklı anlamlar veriliyor. Ya şimdi mesela bir örnek vereyim size. Kureyş suresinde فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ayet-i kerimesi. Bir mealde şöyle bir şey ilişti gözüme. Bu beytin Rabbine ibadet ediniz diye bir meal var. Mealde yazılı, basılı, şu an satılıyor piyasada, mevcut. Peki hocam yani şey olmuştur, yani hani sehven olmuştur, gözden kaçmıştır, unutulmuştur. Hatalarıyla öne çıkan bir meal var piyasada dolaşan. Zikretmekte beis görmüyorum, Raiha Yayınları. Raiha Yayınları'nın mealinde 1, 3, 5, 8, 10 değil, yüzlerce hata var. Yüzlerce. Hem kelime meali yapılmış bu mealde, hem de efendim cümle meali yapılmış. Şimdi temel düzey Arapça bilgisine sahip olan bir öğrenci liya'budu ibaresinin ibadet etsinler, kulluk yapsınlar anlamında tercüme edilmesi gerektiğini bilir. Peki ibadet ediniz, kulluk yapınız anlamındaki sıyga nedir, kip nedir? U'budu'dur. Abede ibadet etti, kulluk yaptı. Muzarisi ya'budu, masları ibade. Peki buradan türetilen, buradan elde edilen ibadet et, kulluk yap anlamındaki u'bud, cem muhatap sıygada u'budu'ya dönüşür. Bu da dilimize ibadet ediniz diye tercüme edilir. Mealde ne yazıyor? Mealde o halde efendim bu beytin sahibine ibadet ediniz yazıyor. Hangi surenin hangi mealinde, kaç numaralı ayetinde? Efendim Kureyş suresinde liyabudu fel yabudu, oradaki fa birleştirildiği zaman liyabudu fel yabudu diye okunur. Fel yabudu ne denmeliydi normalde? İbadet etsinler, kulluk yapsınlar. Kim? İlafi Kureyş'in ilafihim rihlete şitai ve sayf diye başlıyor. Çünkü başta de diye başlıyor. Tabii değil mi? De ki Kureyş bunu yapsın. Ne yaptı? Allah onları yaz ve kış yolculuğunu onlara kolaylaştırdı. Yani Kureyş Allah'ın kendilerine bir ticaret imkanı sunmasından yararlandılar. O halde Kureyş ahalisi, Kureyş halkı ne yapsın? Bu beytin sahibine, Rabbine ibadet etsinler. Temel düzey Arapça bilgisine sahip olacak olan birisi bunu okuduğu zaman anlar. Hocam zaten de diye başlıyorsa ediniz diye devam etmez. Etmez zaten. Tabii. Değil mi? İşte oradan da bir de bu çıkarılabilir. Tamam. Yani Kureyş ibadet etsinler o insanlar ya da Kureyş halkı. Ha Arapça öğrenmeden Kur'an anlaşılmaz mı? Yani şöyle söyleyelim. Şimdi bizi izleyen izleyicilerimiz arasında esnafı var, işçisi var, memuru var. Efendime söyleyeyim işte ev hanımı var. Yani değişik yaş ve meslek grupları var. Toplumun yani muhtelif katmanları bizi takip ediyorlar. Şimdi biz şunu söyleyemeyiz. İstisnasız büyük küçük, kadın erkek, genç yaşlı kim varsa herkes Arapça öğrenmek zorundadır. Böyle dersem yanlış yapmış olurum. Böyle bir şey demiyorum. Herkes Arapça öğrenmek zorundadır demiyorum. Arapça öğrenmenin Müslümanın hayatına sağlayacağı bir katma değer vardır. Peki o katma değerler nedir hocam? O katma değer... Bir de onlar. Tabii o katma değer ne? Şimdi yani şöyle söyleyeyim. İbadet hayatımızın özünü oluşturuyor. İbadetinizde şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığınız zaman duasız bir anı yok. Evinizden çıktınız, Bismillah, tevekkel tuhalallah, la havle ve la kuvvete illa billahil alil azim duasını yaptınız. Ne dediniz? Ne istediniz Allah'tan? Evet. Hadi belki besmeleyi anladınız. Bismillah, Allah'ın adıyla çıkıyorum. Fatiha'yı da anladınız. Fatiha'yı da okudunuzu anladınız. Evet. Peki yani tevekkel tuhalallah, la havle ve la kuvvete illa billah evet. Bilmiyorsunuz. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yapmamızı tavsiye ettiği meşhur dualardan birisi. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Ya Rabbi benim sana şükretmem, seni zikretmem ve sana güzel bir kul olmam için bana yardım etme halinde bir dua. Şimdi birisi birisine yazıyor. İşte Ayşe abla, Fatma abla şu duayı ben dua mecmuasında gördüm. Bu duayı Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş. Bunu işte günde şu kadar okuyacak mısın? Öyle mi? Bir de bana yazın hele şunu, bir de ben ezberleyeyim. Tamam, güzel. Yani ibadet niyetiyle olduğu için güzel. Sesimizi çıkarmayız buna. İnsanlar anlamasalar bile ibadet maksadıyla yaptıkları için illaki ecir alırlar diye düşünüyorum ben. Biz insanlara Allah'ın vereceği ecre haşa müdahale etme ne yetkimiz var, ne hakkımız var, ne salahiyetimiz var. Hocam şimdi siz bunu deyince ben biraz gülümsedim. Şey aklıma geldi de hani muska yazdırır bizim halkımız hocalara ya. Evet, evet. Hocanın birine birisi gidiyor muska yazdırıyor. Tabii Arapça yazıyor. Ne olduğunu da bilmiyor vatandaş. Takıyor boynuna.
İşte daha sonra bir aşma lüzumunu hissediyor. Bir başka hoca efendiye gösteriyor. Sıtmaymış. Sıtma bunu tutma diye yazmış bir yer. O da zannediyor ki dualar yazdı ve bundan iyi oldu. Bilmeyince öyle oluyor. Sıtma bunu tutma. Evet. Ya tabii şöyle Kur'an Arapça indirildiği için bizim Arap alfabesinde anlamı ne olursa olsun kelimenin ya da cümlenin bilmediğimiz için genellikle şeyimiz var. Yani bir hürmetimiz var. Bir saygımız var. Yani diyelim ki işte önceden olurdu. Şimdi şu an pek yaygın değil de. Mesela yaşlıların tütün sardıkları kağıtlar olurdu. Tütün kağıtları. Görmüşsünüzdür. Suriye'den falan mesela getirilen o tütün kağıtları böyle yere düştüğünde birileri aman şey yapmasın yani böyle ayak altında kalmasın falan diye alır şey yapar böyle kenara koyardı yani hürmetinden. Ya yani belki bir içki şişesinin etiketini yerde bulsak biz Arapça yazılmış. Doğru. Kur'an kutsallık alfabesine olan hürmetimizden alır kaldırır kenara koyarız. Şimdi yani Arapça bilmeden Kur'an anlaşılamaz mı dediniz ya. Yani Kur'an'ı anlamanın aslında bir açılımını yapmak lazım. Yani Kur'an'ı hangi derecede anlamak? Evet. Şimdi Kur'an'ı anlamaktan kastımız sadece efendim ya eyyuhen nasu ubudu rabbekumullezî halakakum vellezîne min kablikum diye başlayıp devam eden ayeti anlamaksa bu kadarını mesela Arapçasından okuduğunda anlayan insan da anlar, mesajdan haberdar olur. Efendim Türkçesinden ey insanlar sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin anlamını Türkçesinden okuyan da anlar. Hı hı. Ama şimdi ilmi olarak onun üzerinde araştırma yapacak. Yani sebebi nüzulü neydi bu ayetin? Nerede de indi? Ne zaman indi? Efendim bu ayetin inmesine vesile olan olay, tarihi arka plan neydi? Sonra bu ayet-i kerimede Kur'an-ı Kerim'in taşımış olduğu fesahat, belagat özelliklerinden neler var? Var mı ya da? Anlatabildim mi? Ya da diyelim hüküm ayetleri. Evet. Mesela Maide suresinin başında 6. ayet. Nasıl o? İza gumtum lisalati fasilu eydiyekum diye başlayıp devam eden ayet-i kerime. Şimdi yani ayaklarımı yıkayacak mıyım? Yoksa işte ondan önce baş geçtiği için ayaklarımı da mesme edeceğim gibi. Doğru. Yani bu tür hüküm ayetlerinin içinden çıkabilmenin, orada söylenmek istenenin ne olduğunu anlaşılmasının yolu Arapça bilmektir. Baştaki mesela ayeti atıf yapan hemen devamındaki ayetler var. Bunu değil mi? Bunu niye atıf yaptığını atıf matuf ilişkisini bileceksiniz. Efendim sebep sonuç ilişkisini bileceksiniz. Biz onu Arap dilinde sibak siyak ilişkisi diyoruz. Yani öncesi sonrası onları bileceksiniz. Bir de tabii beraberinde Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın uygulamalarına bakacağız. Hazreti Peygamber Aleyhisselam nasıl uyguladı? Yani nasıl açıkladı? Çünkü Kur'an ayetlerini Peygamber Aleyhisselam açıklamıştır sahabe-i kirama. Namazı öğretmiştir. Ne bileyim işte orucun hakeza, işte bozan hal, bozmayan hal vesaire. Haccın menasiki vesaire bunları Peygamber Aleyhisselam göstermiştir. Yani dinin anlaşılmasında en önemli araçtır Arapça öğrenmek. Ben şöyle bir teşbihte bulunuyorum. İleride köşkler var, saraylar var. O sarayların kapılarında sarayların isimleri yazıyor. Burası tefsir sarayı, şurası hadis sarayı, şurası işte İslam tarihi sarayı gibi. Ve siz o saraylar böyle şeffaf böyle dışından baktığınız zaman içini görüyorsunuz. Oturmak istiyorsunuz, sahip olmak istiyorsunuz o saraylara. O sarayların kapılarının anahtarının adı Arapça. Kapılar kapalı. O kapıları açabilmeniz için, o sarayların kapılarını açıp içine girip oturabilmeniz için bir anahtarınız olması lazım. Kapılar kapalı. O anahtarın adı Arapça. Veya şifresi Arapça. Veya işte kapıda nöbetçiler var. Sizi içeriye alacaklar ama parola soruyorlar. Tamam. Parolayı söyle geç içeriye diyorlar. Siz de Arapça diyorsunuz. Hadi geç bakalım diyorlar. Tamam. Veya Arapça bir terim söylemeniz söylüyorsunuz, gerekiyor. O zaman geçiyorsunuz. Yani yani bu kadim kültürümüzü, kadim medeniyetimizi, efendim bizi biz yapan değerleri nereden öğreneceğiz? Kaynaklardan öğreneceğiz. İslam eserlerinin anlaşılması için mutlak surette bu bilgiye ihtiyacımız var. Evet. Şöyle söyleyelim isterseniz. Bu bölümün sonlarına sanırım yaklaşıyoruz. Evet, reklama gireceğiz hocam. Evet, son cümle olsun. Yani birinci bölümün sonunda şunu söylemiş olayım. Yaşı, mesleği, tahsili ne olursa olsun bizi izleyen izleyicilerimize ben şunu söylemek isterim. Arapça öğrenme imkanınız varsa, fırsatınız varsa ki devam eden bölümlerde bir takım fırsatlardan bahsedeceğim inşallah.
mutlaka ama mutlaka bunu değerlendirin. Zihninizdeki bütün ön yargıları atın ve Arapça öğrenin ki o kulluğunuzdaki ihlası, samimiyeti, huşuyu, huzuyu artıracak bir farklılığa sahip olun diye tavsiye etmek isterim. Hocam bir reklamlara gitmemiz gerekiyor. İkinci bölümde sizin o tavsiyeniz üzerine Arapça öğrenmek zor mudur? Hı hı. Zor bir dil midir? Nasıl öğrenilir? Bunun metotları nelerdir? Bunlara inşallah değineceğiz. İnşallah. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Efendim reklamlardan sonra bizden ayrılmayın. Buradayız. Tekrar merhabalar efendim. Salih Zeki Keş hocamızla Arapça üzerine hasbihalimize devam ediyoruz. Evet, Türkiye'deki Arapça öğrenimine geçeceğiz hocam. Arapça zor bir dil midir bu konuya geçeceğiz ama birinci bölümle ilgili söyleyecekleriniz varsa onları alalım. Tamamlayın, daha sonra ona öbürüne geçelim. Evet, şimdi birinci bölümde Arapçanın hayatımızdaki yerinden bahsettik. Evet. Olaya daha çok Müslümanlar penceresinden baktık. Yani daha doğrusu Müslüman bir bireyin Arapça ile olan ilişkisini daha çok masaya yatırdık. Fakat şöyle bir hakikat var. Yani Arapça sadece Müslüman olanların konuştuğu bir dil değil. Doğru. Yani ana dili Arapça olan ve fakat dini İslam olmayan pek çok insan var. Hristiyan olan var. Başka dinlere müntesip olan insanlar var. 422 milyon ana dil olarak Arapçayı konuşuyor yeryüzünde. Yani dünya nüfusunun 7 milyara yaklaştığını düşünecek olursak bunun işte 422 milyonunu Arapça konuşuyor. 1 milyara aşkın Müslümanın da ibadet dili. Bunu zaten ifade ettik. Evet. Yani ibadet dili olduğunu ifade ettik. Sonra Arap Yarımadası'nda yer alan bereketli hilal boyunca Atlantik okyanusuna kadar olan geniş bir alanda yine Arapça konuşuluyor. Konuş. 22 Arap ülkesi var yeryüzünde, dünyamızda. 22 Arap ülkesi var ve bu 22 Arap ülkesinin resmi dili Arapça. Hı hı. Dünyada en yaygın coğrafyada konuşulan dil sıralamasında da 3. sırada Arapça. Hı hı. En yaygın olarak konuşulan dillerin 3.'sü. Birleşmiş Milletler Teşkilatı var. Yani aldığı kararlar her ne kadar İslam dünyasınca tartışılsa da ortada böyle bir vaka var. Yani Birleşmiş Milletler diye bir teşkilat var. Bu teşkilat Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolcadan sonra efendim 18 Aralık 1973 tarihinde Arapçayı resmi çalışma dili olarak kabul etmiş. Hı hı. Yani Birleşmiş Milletler'in resmi çalışma dillerinden 6.'sı Arapça. Yine Birleşmiş Milletler UNESCO yani Bilim Kültür Teşkilatı'nın 18 Aralık'ı her yıl tüm dünyada Dünya Arapça Günü olarak ilan ettiğini de buradan izleyicilerimizle paylaşmış olalım. Bu münasebetle özellikle Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarda her yıl 18 Aralık'ta efendim 17 Aralık Konya'mız için Şebi Arusu ifade ediyor. Evet. Şebi Arusu'nun bir gün sonrasında 18 Aralık'ta Dünya Arapça Günü olarak kutlanıyor tüm dünyada. Bu münasebette ilimizde de ya da ilimize bağlı ilçelerde de okullarımızda geçtiğimiz 18 Aralık'ta çeşitli etkinlikler yapıldı. Öğrencilerin Arapçayı sevmesi, Arapçayla haşır neşir olmaları, efendim Arapça bir takım malzemeler üretmeleri, bilgilerini sahaya taşımaları anlamında bu etkinlikleri ben doğrusu destekliyorum. Genişletilerek devam ettirilmeli diye düşünüyorum. Tabi Arap dünyası denince akla ne geliyor? Petrol geliyor. Evet. Şimdi yani ticaret yapacaksanız Arap ülkeleriyle Arapçayı da bilmeniz gerekiyor. Arapçayı bilmek durumundasınız. Her ne kadar Arap ülkelerinin pek çoğu sömürge pozisyonu yaşasalar da tarihlerinde ve bu münasebetle kimi Fransızcayı, kimi İngilizceyi halklar bazında ana dili gibi konuşuyor olsa da Arapçayı bilmek ve muhatabınıza kendi ana diliyle hitap etmek illaki farklı. Ben 2001'de 2 yıl kadar Mısır'da ticaret yaptım. Daha doğrusu 6 ay kadar yaptım Mısır'da. 6 ay kadar bulundum. Dış ticaretle uğraştım. Şimdi muhatabınıza ikiniz için de yabancı olan bir dille hitap etmek başka bir şey. Onun ana diliyle hitap etmek başka tabii bir şey. Ki, daha güven telkin edici. Bu bağlamda hani Arapça öğrenmenin kazanımlarından birisi de bu. Yani ticari alanda bir kazanım sağlar muhataba. Efendim Arap dilinin bir takım özellikleri var ama yani bunlardan bahsetmeye gerek yok. Arap alfabesindeki mesela harflerin tamamı sessiz. Bunları seslendirmeye yarayan ve genel adı itibariyle hareket dediğimiz kısa işaretler onları seslendiriyor, ses kazandırıyor. Arapçanın böyle bir özelliği var. Efendim
Özellikle yazılı metinler, tarihten günümüze ulaşan yazılı metinlerin pek çoğu yine Arapça ile yazılmış bir durumda. Bir de şöyle bir durum var. Bu Arapça öğrenen, Arapçayı yabancı dil olarak öğrenen öğrenci için bir handikap, onu itiraf etmek lazım. Hicri 7. yüzyılda Kur'an-ı Kerim yazılı hale getiriliyor ve işte o dönemde Kur'an-ı Kerim'in kendisi de yazıldığı dile Hicaz Arapçası deniliyor. Biz günümüzde bunu Hicaz Arapçasını veya Kur'an'ın dili olan Arapçayı El-Arabiyyetul Fusha diye adlandırıyoruz. Fasih Arapça. Fasih Arapça şu an Arap dünyasının günlük hayatta, basın yayın dilinde veya işte akademik alanda kullandığı dil. Bir başka adı da standart Arapça. Dünya üzerinde Arapçayı ana dili Arapça olmayanlara öğretim amacıyla açılan kursların tamamına yakınında Fasih Arapçanın eğitimi veriliyor. Bu bağlamda ama hocam Arap ülkelerinde halkların konuştuğu dil herhalde Fasih Arapça değil. Değil. Amice, avam dili. Tamam. Geçtiğimiz yılki hac ziyaretinizde bunu müşahede etmişsinizdir. Evet, yani sokaktaki insanın konuştuğu dil çok farklı. Kur'an dilinden farklı. Biz buna avam dili veya amice diyoruz. Dünyanın pek çok dilinde bu var ama Arapça'da çok daha öne geçmiş. Merhum Şehit Hasan el-Benna'nın bu hususta kendi teşkilatına ve tüm dünya Müslümanlarına tavsiyesi var. Fasih Arapçayı kullanınız tavsiyesi var. Niye? Az önce ifade ettim, satır arasında geçti. Dünya üzerinde ana dili Arapça olmayanlara yönelik açılan kurslarda Fasih Arapçanın eğitimi veriliyor. Ben 2001'de Mısır'da şunu gördüm, Kahire'de. El-Arabiyyetul Amiyye diye adlandırdığımız avam Arapçası, yani sokak dilinin öğretildiği bir kurs var. Bu kursu kim veriyor biliyor musunuz? Çok enteresan. Kahire Amerikan Üniversitesi veriyor bu kursu. Allah Allah. Yani sokak Arapçası kursunu Kahire Amerikan Üniversitesi maksat veriyor. Maksat Fasih Arapçayı bozmak. Kesinlikle öyle. Bir de işte yani Orta Doğu'da cirit atacak ajanların. Ve de tabii bunun hemen peşinden şu geliyor. Kur'an anlaşılmasın. Tabii. Yani Müslümanlar birbirlerini anlayamasınlar. Kur'an'ın anlaşılmasının önünde bir engel teşkil etsin. Kur'an dili olan Fasih Arapça unutulsun. Ve Müslümanların ortak dili olmaktan çıksın. Ben lisedeyken Almancaydı yabancı dilim. Ne zamana kadar? 35 yaşına gelinceye kadar İngilizce öğrenmeyeceğim diye inat ettim. Bunun Don Kişotluk olduğunu, yel değirmenlerle savaş olduğunu biliyordum. Yani kendi kendime diyordum, Salih sen yani yel değirmenlerle savaşıyorsun. Boş iş, boşa kürek çekiyorsun. Bir gün gelecek teslim olacaksın, bu İngilizceyi öğrenmek zorunda kalacaksın. Size İngilizce öğrenmekten uzak durmamın gerekçesi ilginç gelebilir. Niye kaçındım İngilizce öğrenmekten biliyor musunuz? İngilizcenin dünya üzerindeki hegemonik yapısını hazmedemediğim için. Yani niçin ben İngilizce öğrenmek zorundayım? Yani niçin Kabe-i Muazzama'nın gölgesinde hemen dibinde dünyanın öbür ucundan gelen, Endonezya'dan, Malezya'dan gelen bir Müslümanla İngilizce konuşmak ve anlaşmak durumunda kalacağım? Niçin? Niçin? Hep bunu sordum kendime. Ne zaman öğrendiniz hocam? İngilizceyim. İngilizce. Yaşım 49 şu anda, 35 yaşında öğrendim. Yani onu da sonunda teslim oldunuz. Ya biliyordum bir gün yani teslim bayrağını çekeceğimi biliyordum. Ama hocam en az bizim insanımızın bir batı dili, bir doğu dili bilmesinde yarar var. Ya zaten yani şöyle, ben batı dilinin öğrenilmesine, dillerin öğrenilmesine asla karşı değilim. Bilakis şu tabii, sizin... Siz anlattınız zaten. Şu sizin niye karşı olduğunuzu. Niçin karşı olduğumu gerekçesine izah ettim. O hegemonik, emperyalist şeyler var ya, yapısı, onu hazmedemediğim için. Ben şu an öğrencilerime diyorum üniversitede. Yani arkadaşlar, yani burada işte fakültemizde hazır sınıfında yoğun bir Arapça eğitimi alıyorsunuz. Arapça öğreniyorsunuz. Siz olun mezuniyetinize kadar mutlaka bir batı dilini, ki bu İngilizce olursa İngilizce, iyi olur. İngilizce tabii dünyada artık çok iyi şekilde öğrenin. Diye tavsiyede bulunuyorum. Bu kaçınılmaz, olmazsa olmaz. Fakat hocam bizim insanımız hala geçemedik bizim Arapçanın zorluğuna veya kolaylığına neyse. Arada pek çok mesaj geldi benim kişisel cep telefonuma. Bu onlara da sorular... arada bakarız onlara. İnşallah. Üçüncü bölümde cevap veririz. Üçüncü bende cevaplayalım. Bizim öğrencilerimiz olsun veya bizim insanımız olsun İngilizceye duyduğu sevgi kadar Arapçaya duymuyor. Neden bu? Sevgi duymuyor. Doğru. Veya öğrenme isteği duymuyor. Öyle diyelim. Düzeltelim. Tamam. Öğrenme isteği İngilizceye de çok daha fazla. Evet. Arapça o kadar yok. Niçin? Evet. Şimdi şuradan geçelim. Ekranımıza da teknik masa yansıttı.
Şimdi İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip liselerinde aynı zamanda düz liselerde seçmeli ders olarak okutuluyor Arapçeli. Hı hı hı. Şimdi İmam Hatip öğrencilerinin efendime söyleyeyim veya işte istersen sıralayalım bunları. İmam Hatip Ortaokulu, İmam Hatip Lisesi, Arap Dili ve Edebiyatı bölümleri, İlahiyat Fakülteleri, İslam İlimleri Fakülteleri, Arapça Mütercim Tercümanlık bölümleri, Eğitim Fakültelerinin Arapça bölümleri. Belediyelerce açılan işte adları MEK diye konulan kısada meslek MEK, kısada MEK meslek edindirme kurslarında evet. Konya'mızda KOMEK mesela, İstanbul'da İSMEK gibi kurumlar ne yapıyor? Hı hı. İşte Arapça kursları açıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel kurslar buna eklenebilir. Medrese faaliyetleri buna eklenebilir. Yani demek istediğim o ki resmi gayri resmi fark etmez ki bizim işimiz şu an resmi olarak öğretiminin yapıldığı kurumlar. Bu kurumlardaki öğrencilerin refleksleri. Arapça öğrenilmesi zor bir dil kanaati oldukça yaygın. Buna katılıyorum. Evet. Yani bu hususta peki zor bir dil mi gerçekten? Hemen itiraf edeyim. Arapça zengin bir dil. Arapça zor bir dil mi? Batı dillerinin öğrenimiyle karşılaştırıldığında Batı dillerinin öğrenilmesi kadar kolay değil. Hı hı. Niye kolay değil? Zengin çünkü. Yani pek çok kuralı var. Ama siz şayet yeterli araç gereç kullanırsanız, kolaylaştırılmış, basite indirgenmiş, kolaydan zora basitten bileşiğe bir sırayla tedriç diye adlandırdığımız bir yöntem uygularsanız, muhakkak surette muhatabınız sevecektir Arapçayı. Peki hocam bize şöyle bir soru sorsam. Hı hı. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda işte o inkılaplarda biz Latince'ye geçtik. Evet. Osmanlıca. Hı hı. Bıraktık Latince. Osmanlıca devam etmiş olsaydı Arapça öğrenmek daha kolaylaşır mıydı? Daha kolay olur muydu? Bu Latin alfabesine geçmeseydik. Evet. Osmanlıca şayet devam etseydi öyle mi? Hı hı. Arapça öğrenmek daha kolay olur muydu? Mutlak surette daha kolay olurdu. Çünkü alfabe aynı alfabe. Şu an zaten haddi zatında efendime söyleyeyim bir alfabe farklılığı problemiyle karşı karşıya muhatap. Alfabe farklı. Şimdi bu tabii şey yapıyor. Kısmi zorluk oluşturuyor ama temel sebep bu değil. Şimdi ama yazıda en azından bir zorlukla karşılaşıyor. Olmazdı tabii. Çok daha hızlı geçilirdi. O aşama hızlı aşılırdı yani. Öğrenci yazmada zorlanmazdı. Şu an ekrana da arkadaşlarım getirebilir mi bilmiyorum teknik masa reji. Arapça öğrenimini engelleyen sebepler ne? Başlığı altında evet, bir dosyam var. Şu anda ekrana ekranımızda. Geldik. Şimdi öğrenci ve öğretmen yabancı dil öğrenmeye karşı, Arapça öğrenmeye karşı isteksizse bu bir şeydir. Yani engelleyen bir sebeptir. Öğrencinin kişisel yabancı dil kavrama yeteneği düşük olabilir. Yani Allah ona öyle bir ne diyelim mevhibe vermemiş olabilir. Sonra öğretmen, bizzat öğretmen Arapçayı öğrenmesi zor bir dil olarak tanımlamış da olabilir. Var mı bunun örnekleri? Var. Hukuk fakültesinden gelen bir öğrenci bu bana lazım diye bir kursta öğrenim görüyor. Ben rahatsızım, sağlık sorunum var. Derse giremediğim için yerime bir başka meslektaşımın girmesini rica ediyorum. Henüz bu bahsettiğim öğrenci daha yeni başlamış şeye, Arapça öğrenmeye. Bu öğrenciye okuma çalışması yaptırıyor. Meslektaşım. Okuyamıyor tabii öğrenci. Diyor şunu yaz bakayım. Yazamıyor. Ya sen daha okumayı bilmiyorsun, yazmayı bilmiyorsun. Git eve sen 3 sayfa adını yaz gel. Ya üniversite öğrencisi bu. Yani bu ilkokul çocuğu mu yani? Böyle bir şey yapılır mı? Sonra başka bir anekdot. Sınıfa giriyor meslektaşım. Ya ben 20 senedir Arapçayı öğrenemedim. Siz mi öğreneceksiniz ya? Vallahi, diyor. Soğutuyor yani. Ya şimdi bir hocanın, bir Arapça hocasının söyleyebileceği bir şey mi bu, söz mü bu yani? Ben öğrenemedim, siz mi öğreneceksiniz? Siz peki, yani bu meslektaşıma şunu sormak istiyorum. Peki sizin varlığınızın gerekçesini, siz niçin varsınız? Neden varsınız siz? Yani sizi devlet Arapça hocası olarak tayin etmiş. Göreviniz öğrenci, bu. Ha, göreviniz bu, mesleğiniz bu, öğrencilerimize Arapça öğretin diye. Yani bunlar yani uç örnekler gibi gelebilir ama yaşadığımız şeyler bunlar. Evet. Sonra öğrencilerimiz hataya düşme ve alay edilme korkusu yaşıyorlar. Bu oluyor mu? Yani yanlış yapan öğrenciyle öğretmen alay ediyor mu? Yani ben şahidim, ediyor. Yazık günah değil mi? Yani şimdi öğrenciniz, öğretmen arkadaşıma şunu sormak istiyorum. Yani meslektaşıma, siz hiç hatasız mı bu hale geldiniz? Yani siz hiç apalamadan, emeklemeden mi yürüdünüz? Ya da yürümeden koşmaya mı başladınız? Veya siz dünyaya geldiğinizde dişleriniz var mıydı ağzınızda? Evet. Yani dünyaya geldiğinizde ağzında dişler var mıydı?
Dişli mi geldiniz dünyaya? Nasıl geldiniz yani? Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani tabii, bu bir süreç gerekiyor. Süreç gerekiyor. Bu fıtratın inkarıdır yani. Birisi hata yapacak. Siz de düzelteceksiniz yani. Öğrenciniz hata yapacak. Yapmak zorunda. Hatalara karşı hoşgörülü olmak lazım. Ben 1987'de Almanca'yı şu an Arapça'yı konuştuğum düzeyde konuşuyordum. Yani çok iyi düzeyde konuşuyordum. Mevlana Müzesi civarında Alman turistlere rehberlik yapıyordum. Harçlığımı çıkarmaya çalışıyordum. Lise öğrencisiydim o zaman. Lise yeni bitirdiğim dönemler. Bir Alman, hatta işte o zamanlar internet yok, bilmem teknoloji gelişmiş değil. Mektup arkadaşları edindim ben Almanya'dan. Bir Alman benim sırtımı sıvazladı, böyle aferin ya dedi, delikanlı sen ne iyi bir gençsin falan dedi. Dedim efendim niye ben çok iyi bir gencim ki ya, ne yaptım ki dedim. Yahu dedi sen benim dilimi konuşuyorsun, ben senin dilini konuşamıyorum. Evet. Sen dedi bu durumda benden daha öndesin dedi. Ben hiçbir öğrenme sürecimde, Arapçayı öğrenme sürecimde ne hocamdan ne de Arap dünyasını ziyaret ettim şu ana kadar. Çok olmasa da bir takım ülkelere gittim geldim. Ya siz ne ettiniz de Arapçayı öğrendiniz yani, sizi kutlarız, tebrik ederiz gibi bir taltifle karşılaşmadım. Evet. Ha, taltif görmek için mi öğreniyoruz? Orası ayrı bir şey. Tabii ki onun için öğrenmiyoruz yani. Tabii ki onun için ona ihtiyacımız yok. Ama bir de şu var, insanız yani. Etten kemikten müteşekkil, sadece işte fiziki yapıdan müteşekkil bir şeyde, durumda değiliz. İnsan hisseden, üzülen, sevinen, heyecanlanan, korkan bir varlık. Evet. Dolayısıyla marifet iltifata tabidir diye bir söz var. Yani şey yapın, iltifat edin öğrencinize. O da hocam bana iltifat etti desin, arkasını getirsin. Sevdirmek lazım. Sevdirmek yani, lazım kesinlikle. Metodu uygulamak lazım. Peki ne yapmak lazım? Ben bu bağlamda hocam, yani çözüm sadedinde öğrenci merkezli işlemek lazım diye düşünüyorum dersi. Öğrencinin hatalarına karşı hoşgörülü olmak lazım. Hoşgörüsüzlüğü terk etmek lazım. Onu isteklendirmek lazım. Sonra şimdi biz burada yani şu an içinde bulunduğumuz anın doğası gereği ne yapıyoruz? Bir masanın etrafında oturmuşuz yani, sandalyede oturuyoruz, koltukta oturuyoruz. Öğretmen, dil öğretmeni koltukta oturarak dil öğretmemeli. Ayakta olmalı, her daim ayakta olmalı. Sürekli takrir yapmalı. Şeydir yani, dil öğrenmek aktif bir alışveriş sürecidir. Evet. Alışveriş de yani etkin bir beden diliyle olur. Dolayısıyla yani beden dilini etkin kullanmalı öğretmen arkadaşlarımız. Efendim, onun dışında öğrenciden neleri yapamadığını değil de neleri yapabildiğini ortaya koyacak uygulamalar istemeli. Sınavlar mesela. Sınavlar için yapılır? Öğrencinin ne öğrendiğini, ne öğrenmediğini ortaya koymak için yapılır. İnanın buna, bütün samimiyetimle söylüyorum. Türkiye'nin pek çok yerinde, şu az önce sıraladığım resmi kurumların pek çoğunda Arapça sınavına girecek olan öğrencilere yöneltilen, hasaten üniversitelerde, ilahiyat fakültelerinin hazır sınıflarında, İslam İlimler Fakültelerinde, Arap Dili ve Edebiyatlarında şaz bilgi dediğimiz, günlük hayatta öğrencinin karşısına hiç çıkmayacak ya da oldukça az çıkacak, böyle dipnot bilgisi diye tanımlayabileceğimiz bilgiler öğrenciye soru olarak getirilir. Karşısına soru olarak çıkarılır. Arap onu günlük hayatta kullanmaz. Sorsanız Arap da bilmez. İddia ediyorum bilmez. Arap'ın kullanmadığı, günlük hayatta kullanmadığı bilgileri biz öğrencilerimize dayatıyoruz. Bunu öğrenmelisin diye. Yani ben 50 yaşıma merdiven dayadım. Şu ana kadar hiç bana lazım olmayan ansiklopedik bilgi diye tanımlayabileceğimiz bilgilerden öğrencilerimi mümkün mertebe uzak tutmaya çalışıyorum. Evet. Niye? Çünkü bana lazım olmadığına göre ona da lazım olmayacak o bilgi yani. Bana lazım olmadı. Lazım olursa adresini veriyorum. Diyor ki, bu bilgi lazım olursa işte kaynağı şu, şu kaynaktan bunu edinebilirsin diyorum. Adresini veriyorum ya da işte kaynağı tanıtıyorum. Oradan aç bak sen. Buna hocalarımız dikkat ederlerse iyi olur. Yani öğrencinin cevap verebileceği yerlerden sorsunlar ki evet, neyi öğrenemediğini değil, neyi öğrendiğini tespit etmiş olalım böylece. Hocam, benim dikkatimi çeken bir şey var. Gerek Arapça kurslarında, gerekçe işte Arapça öğretilen İmam Hatip, İmri Hayat gibi okullarda, hatta hocaları da buna, yani sizi tabii tenzih ediyorum ama katabiliriz bazı hocaları. Evet. Konuşmakta zorluk çekiliyor. Anlaşılıyor. Mesela bir cümlenin ne anlama geldiğini okuduğu zaman, Arapça bir cümlenin, anlıyor. Ama cevap vermekte, karşılıklı konuşmakta zorlama oluyor. Niçin?
Şimdi bunun temel bir sebebi var. O da şu. Şimdi ülkemizde Arapça eğitimi verilirken efendim şey esas alınıyor sürekli. Efendim dil bilgisi çeviri yöntemi esas alınıyor. Dil bilgisi çeviri. Yani ülkemizdeki Arapça öğretilen kurumlarda Arapça dil bilgisi bir araç olarak görülmüyor. Bir amaç olarak görülüyor. Hedef olarak görülüyor. Dolayısıyla şimdi dilin dört temel becerisi var. Ne bunlar? Yani yöntemden mi kaynaklı? Yöntem tabii. Yöntem kaynaklı bu. Tamam. Ne bunlar? Konuşma, dinleme, efendim anlama, okuma ve yazma. Tekrar sıralayayım isterseniz. Birincisi konuşma becerisi. Tamam. İkincisi yanlış başladım. Dinleme. Duymayanlar konuşamıyorlar da aynı zamanda. Ya da dilsiz olanların duyma yetileri de yok biliyorsunuz. Yani tabii, dili tabii yoksa ki. Konuşamıyorsa doğru. Duyma yetisi duyma, de yok. Doğru. Dolayısıyla konuşma neyle bağlantılı? Duymayla dinleme. Bağlantılı. Yani kulağından girecek söz, ses dilinden de çıkacak. Evet. Süreç böyle. Yani bir dinleme, iki konuşma, üç okuma, dört yazma. Şimdi çocuk etrafından sesleri duyuyor. Sesleri işte mesela babasında bap 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 diye böyle tekrar ediyor. Nen 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 diyor annesine mesela. İşte mama falan ile başlıyor. Sonra ne yapıyor? İşte duyduğu sesleri tekrar ederek konuşma becerisi kazanıyor. Okula gitme çağına gelince annesi babası onu okula gönderiyor. Okulda okumayı öğreniyor, harfleri öğreniyor. Sonra işte yazma becerisi kazanıyor. Bir insanın yetişme, dünyaya gelme ve yetişme süreci içerisinde seyri nasılsa yabancı dil öğrenme seyri de öyledir, öyle olmalıdır. Şimdi bir kadın kucağına çocuğunu basmış, 6 aylık bebeğini, sağlık ocağına gelmiş. Doktor bey, doktor bey, çocuğum çok hasta, çok hasta. Ne var, neyi var çocuğunuzun? İşte ateşi var, işte iştahı yok. Ne versem yemiyor. Bir doktor arkadaşımdan dinledim bunu. Demiş hanımefendi, siz ne yedirmeye çalıştınız çocuğa? Yani ne verdiniz yiyecek? Yani ateşin çıkmasına sebep oldu. Vallahi doktor bey, hiç iştahı yok. Kavurma verdim, kavurmayı bile yemedi. Altı aylık bebeğe kavurma yedirmeye çalışmış annesi. Allah Allah. Bir köyde. Şimdi köylü hanım ne diyelim ona? Masum, şu yönüyle masum. İyi niyetli. Yani çocuk diyor bir şey yapsın, ne varsa yiyebileceği yesin de bir an önce gelişsin, büyüsün, gürbüzlesin. Ama şimdi dişi, henüz daha dişi çıkmayan, çiğneme imkanına sahip olmayan bir bebeğe siz katı bir gıda verdiğiniz zaman mide spazmı, bağırsak spazmı gibi durumlarla karşılaşacaktır. Belki spazmdan, oluşacak gazdan çocuğu kaybedeceksiniz Allah korusun yani. Bunun adına ne diyoruz biz Anadolu'da ya da işte yurdumuzda? Yani işte kaş yapayım derken göz çıkarmak. Kaş yapmaya çalışıyor ama gözden edecek yani muhatabını. Evet. O yüzden yani Arapça öğrenmek zor kanaatinin oluşmasında iki ana faktör var. Bir, hocalarımızın uyguladığı yöntemler. Aslında davranış biçimleri desem, onu başa alsam abartmış olmam. Davranış biçimleri, öğrencilerine davranış biçimleri. İki, uyguladıkları faydalı olmayan abes yöntemler. Bunlar başat faktörler. Bunun dışında yani zor olmasını, muhatabın düşünmesini sağlayan unsurlar var ama onlar tali sebepler. Ana sebepler bunlar. Öğrenci hocanın esiri ve mahkumu değildir. Evet. Yani öğrenci hocanın muhatabıdır. Başarı bir elmanın iki yarısıdır. Yarısını hoca, yarısını öğrenci temsil eder. Veya tencere kapağını bulmanca oynamaz ya. Hoca tenceresi öğrenci kapaktır. Öğrenci tenceresi hoca kapaktır. Evet. Yani birbirini tamamlar bunlar. Bir madalyonun iki yüzü gibidir. Yani başarı kolektiftir. Bunu sağlayacak olan da öğretmenin öğrencisini rakibi olarak görmemesi. Aynı ringde, aynı efendim işte minderde güreşecek iki güreşçi gibi yaklaşmaması esastır. Çünkü siklet farkı var. Hoca ağır siklet, öğrenci sinek siklet. Güzel tabir oldu canım. Dolayısıyla yani öğrenci rakibimiz değil. Ne tamam. yapacağız? Yani onun hatalarına karşı hoşgörülü olacağız. Onu anne baba şefkatiyle bağrımıza basacağız.
Onun öğrenme sürecini aktif olarak takip edeceğiz. Bir yerden alıp bir yere getireceğiz. Evet. Hocam bir reklam arası daha vermemiz gerekiyor. Reklamlardan sonra artık yöntemler nasıl olmalı? Kendi yöntemlerim var, uyguladım. Tamam, onlardan bir şöyle örneklerle inşallah. Bir şey yapmaya çalışalım. Pasparimizi devam etmeye çalışalım. Efendim, reklamlardan sonra buradayız. Bizden ayrılmayın. Evet, merhabalar efendim tekrar. Son bölümde yine birlikteyiz ve Salis'teki Keş hocamızla hasbihalimizi sürdürüyoruz. Evet hocam, Arapça öğrenme yöntemlerine geçelim mi? Yoksa ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yani bence geçelim. Arapça öğrenme yöntemleriyle ilgili belki bağımsız bir programı yapmak gerekiyor. Şey yapacak yani ona zaman olarak dolduracak kadar bu hususta söz söylenir. Ancak yani konumuz şu an o değil. Daha çok bu hususta programımızın ikinci bölümünde dile getirmiş olduğum özellikle yani kolaylaştırmayı esas alan tedriç temelli yani bilgiyi parça parça kademe kademe öğrenciye kazandıran bir metot eşliğinde şu ana kadar yürüttüğümüz ve el an hali hazırda yürütmekte olduğumuz bir takım çalışmalar var. Evet. Tabii bu çalışmaların bir kısmını ben bireysel olarak kendim yürüttüm şu ana kadar ya da yürütmekteyim. Bir kısmını bulunduğum kurumlarda, çalıştığım kurumlarda oluşturduğum ekiple kolektif bir çalışma halinde bunları yürüttüm. Bu çerçevede izleyicilerimizle paylaşmamız gereken bir kamu hizmeti diye tanımlayabileceğim bir hizmetten bahsetmem yerinde olur. Şu an reji ekrana taşıyabilir mi bilmiyorum. Ders günü ve saatleri izleyicilerimizle paylaşalım. Efendim, 2005 yılında başlattığımız ve halen devam ettirdiğimiz bir projemiz var. Bu proje radyo ile Arapça dersleri programı projesi. Hı hı. Ben radyo ile Almanca dersleri projesinden ilham alarak böyle bir... Şu anda geldik. Evet, ekranımızda şu anda. Programın günü ve saatleri izleyicilerimiz rahatla okuyabilecekleri biçimde, fakat ben telaffuz edeyim yine de. Hafta içi her gün sabah saat 11, gece tekrarı 21'de efendim uydu üzerinden de tüm dünyaya yayınlarına ulaştıran işte bölgemizin basın yayın kuruluşlarından Ribat FM'de bu dersler şu an yayınlanıyor. Hı hı. İleri düzey derslerdeyiz şu anda, radyo ile Arapça derslerinde. Ve herkes için Arapça Facebook hesabından da Cuma günleri programı canlı yayınlıyoruz. Cuma günleri programın iki bölüm halinde sunulduğunu da ekleyeyim. Hocam yalnız takip etmek isteyenler için biraz daha açıklayıcı olsun diye. Hı hı. Şimdi mesela Arapça öğrenme sıfırdan mı başlandı, ne zaman başlandı, şu anda hangi aşamada? Çok güzel. Şimdi hemen onu paylaşayım değerli izleyicilerimizle. Efendim, çalışmaya 2005'te başladık. 2005'te temel düzey derslerle yola çıktık. Şu an ekrana hemen yine getireceğim sitemiz şu an ekranda. Arapçaeğitimi.com Arapçaeğitimi.com benim kişisel sitem ve şu an bu sitede 16 bini aşkın üyemiz var. Bu üyeler buradan hizmet alıyorlar. Ücretsiz, herhangi bir ücret ödemeden. Sitede görüntülü ve sesli Arapça dersleri menüsü var. Ve bu menülerin temel, orta, ileri düzey şeklinde sınıflandırılan bölümleri var. Bu bölümlerde şu an mesela onu ekrana taşıma imkanı... Radyodaki program şu anda ileri düzeyde mi o zaman? Radyodaki program ileri düzeyde. Şu an kendi ekranımda ben görüntüleyebiliyorum. Arapçaeğitimi.com'da ana sayfada görüntülü Arapça dersleri programı var. O zaman yeni başlayacak olan o zaman sizin sitenizi mi takip etmesi lazım? Evet, ekrana taşıdı reji. Teşekkür ediyorum kendilerine. Efendim, bu sitede şimdi sesli Arapça dersleri bölümü, şu an mouse'um üzerinde gezdirdiğim yerde temel düzey dersler var. Evet. Bu derslerden istifade etmek isteyen izleyicilerimizin yapacağı tek şey şu. Burada üye girişi bölüm var ana sayfada. Orada üye ol butonuna tıkladıkları zaman açılan sayfada kendilerinden istenen bilgileri girecekler. Bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacaklar. Ve kullanıcı adı ve şifre oluşturduktan sonra gönder butonuna bastıklarında ekranda bir yazı belirecek. Üyeliğiniz aktif hale gelmiştir, onaylanmıştır diye. O onay yazısını görür görmez oluşturdukları kullanıcı adı ve şifreyi üyelik girişi bölümünde yer alan kısma girerek erişim sağlayacaklar. Nereye? Sesli derslere veya görüntülü derslere.
Sesli derslerde Tunus merkezli faaliyet gösteren El Munazzama Arabiyye Terbiye ve Sekafe ve Ulum diye bir teşkilat var. Arap Eğitim Bilim Kültür Teşkilatı. Bu teşkilatın yayınladığı ve 3 cilden oluşan El Kitabul Esasi fi Talimil Lugal Arabiyye li Gayrin Natikine Biha. Ana dili Arapça olmayanlara Arapça öğretiminde temel kitap diye tercüme edebileceğimiz bir seri var. Bu seriyi ilk 2 cildini anlattım ben. Bir radyo programı olarak anlattım. Radyo Dershanesi programımızın adı. Ve gerek şehrimizde gerekse yurdumuzun sayıları belki 20'yi aşkın radyo istasyonunda bu program yayınlandı. Bir de El Arabiyye Tübeyne Yedeyk diye bir kitap var. El Arabiyye Tübeyne Yedeyk var. Yanımda getirmemişim onu. O yok mu? Evet. Yanımda acele çıktım. El Arabiyye Tübeyne Yedeyk isimli serinin yayıncısı El Arabiyye Lil Cemi' Teşkilatı. Herkes için Arapça diye tercüme edebileceğimiz bir teşkilat. Suud, Riyad merkezli faaliyet gösteren bir şirket. Bir vakıf daha doğrusu. Görüntülü Arapça dersleri menüsünde El Arabiyye Tübeyne Yedeyk serisinin dersleri yöntem olarak var. Bu kitap aynı yöntem mi takip ediyor, farklı mı? Hayır. Yani El Kitab-ül Esasi daha çok ben konuşulanları duyduğum zaman anlayayım ve kendimi sözel olarak ifade edebileyim. Bu yeteneğe sahip olayım diye düşünenler için modern Arapça diye tanımlayabileceğimiz alanı daha çok öne çıkarmış. Yani benim hedefim bu. Yani ben okuduğumu anlamaktan ziyade duyduğumu anlayayım ve kendim de düşüncelerimi sözlü olarak ifade edebileyim. Siz kurslarda da onu mu? Kurslarda ben El-Kitab-ül Esasi'yi okutuyorum. Evet, açtığımız kurslarda onu okutuyorum. Şimdi bahsetmiş olduğum çalışmalar, radyo programları arapçaeğitim.com'da yayınlanıyor. Ücretsiz. Yani arapçaeğitim.com'a üye olan herkes o derslerden istifade edebilir. Yani sıfırdan başlamak zorunda. Sıfırdan başlayabilir. Tamam. Orada tek şartımız şu, isteyeceğimiz tek talepte bulunacağımız tek husus şu. Hani Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma deriz ya. Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma kekeleyerek de olsa, böyle çat pat da olsa okuyabilecek kadar bir okuma bilgisi düzeyine sahip olmalı. Evet. Ben onun özel bir eğitimini vermiyorum doğrusu. Yani doğrudan okumayı bilenleri esas alan bir yerden başlıyorum. Ama şu ana kadar bu site üzerinden temelden başlayıp içinde bulunduğumuz güne kadar çalışmalarını yürüten, sürdüren ne diyelim ona takipçilerimizle biz site üzerinden aktif bir diyalog halindeyiz. Peki hocam, sıfırdan başladı. Radyodan takip ediyor. Arapça öğrenmek isteyen bir dinleyici sizi sürekli takip ediyor. Ve de işte kaç 2005'te başladınız. 2005'te başladık. 2008'e kadar 3 seviyeyi tamamladık. Temel, orta, ileri diye. Sonra sıfırdan tekrar mı başladınız? Sonra ara verdik biraz. 2015'te tekrar sıfırdan ama kaynak değiştirerek. Tamam. Yani 2015'te başladığımız derslerde Medine İslam Üniversitesi'nin neşrettiği, şu an elimde bulundurduğum kaynaklar şu. Tamam. Bu elimde bulundurduğum birinci cilt. Durusul Lugatil Arabiyye li Gayrin Natikine Biha. Bu ikinci cildi. Şu da elimde tuttuğumda üçüncü cildi. Peki, 2015'ten bu yana hiç ara vermeden takip eden bir öğrenci. Bugüne kadar Arapça öğrenmede nereye geldi? Evet. Çok güzel. Bu mutlaka cevap bulması gereken bir soru. İrabul Kur'an. Ehli bilir bunun ne anlama geldiğini ama ben herkes için anlaşılır hale getireyim. Kur'an ayetlerinin cümle tahlili. Kur'an ayetlerinin kelime kelime gerek meali gerekse de gramatik açıdan söz konusu bir kelimenin Kur'an ayeti içerisinde hangi konumda olduğu, yani ayet-i kerimenin sözcükleri bulunduğu ayet içerisinde özne mi, nesne mi, tümleç mi, yüklem mi, tamlayan mı, tamlanan mı, niteleyen mi, nitelenen mi, zarf mı? Bunların tahlilini yapabilecek düzeye erişti radyo dershanesi dinleyicisi. Bunları yapabiliyor şu anda. Zaten yurdumuzda hani programımızın birinci bölümünde de yeteri kadar değindik, genişçe üzerinde durduk. Arapça öğrenmek isteyen muhatap kitlemizin varmak istediği nihai nokta burasıdır. Yani Kur'an'ı okuduğum zaman ben buna kaynağından beslenmek diyorum. Konuşabilme seviyesine geldi mi? Şimdi ona geleceğim. Konuşabilmek için ne yapmak lazım? Duyduklarını çok iyi anlama becerisi kazanıyor radyo programını takip edenler. Ben demin ki sorun buydu yani. Ama konuşmaya gelince zorlanıyor. Konuşmaya gelince şöyle. Orada bağımsız bir çalışma yapmak lazım. Bağımsız bir uygulama yapmak lazım. Nedir o bağımsız uygulama? Şu an ekranıma taşıyayım onu. Evet, Necmettin Erbakan Üniversitesi Kondil Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi.
Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin bir uygulama ve araştırma merkezi. Burada Necmettin Erbakan Üniversitesi Kondil Dil Merkezi'nde sınıf ortamında şu söylemiş olduğunuz hedefe yönelik ben Arapça konuşma becerisi kazanmak istiyorum. Evet. Bu beceriyi önemsiyorum diyenler için sınıf ortamında eğitim veriyoruz. Hı hı. Dolayısıyla yani hani radyodan aldığı eğitimle bir yere geldi, bir noktaya geldi dinleyici. Ya ben işte duyduğumu anlama becerim gelişti ama yani dilimde bir düğüm var, o çözülmedi evet, yani. Evet, ben şey yapamıyorum. Evet, bir Arapça konuşan birisiyle karşılaştığım zaman konuşamıyorum diyenlere de biz diyoruz ki buyurun gelin efendim. Üniversite güvencesiyle, üniversite kalite standartlarıyla gelin efendim Arapça konuşma becerisi de kazanın. İçinde bulunduğumuz gün 7 Ocak değil mi? Pazar. Evet, 7 Ocak. Yarın inşallah 8 Ocak efendim 2018 Pazartesi günü sabah saat 10 itibariyle bir program başlatacağız. Bir program açacağız Kondil'de. Arapça pratik konuşma kursları, muhadese, mükaleme kursları 3 hafta boyunca devam edecek. Bu 3 hafta boyunca alacağı eğitimden memnun kalırsa şayet kursiyerimiz, ben daha da fazlasını, daha da devamının gelmesini istiyorum derse program süresini uzatacağız. Haftaçı her gün çağıracağız kursiyerlerimizi. Efendim, sınıf ortamında eğitim vereceğiz. Şimdi radyo dershanesi diye adlandırdığımız programda dinleyicilerimizin Arapçaya karşı olan ilgilerini, sempatilerini, motivasyonlarını artıralım, destekleyelim diye canlı yayında pazartesiden perşembeye kadar dersleri takip eden bir dinleyicimizin kolaylıkla cevap verebileceği sorular yöneltiyoruz. 4 soru yöneltiyoruz. Ben ona mini sınav diyorum, quiz diyorum. Yani radyo ortamında quiz uyguluyorum. 4 soru yöneltiyorum dinleyicilerime. Ve bu 4 sorudan herhangi birisine doğru ya da yanlış fark etmez. Önemli gördüğümüz şey cevap vermek için programa katılım sağlaması. Herhangi bir soruya cevap verirse şu elimde tuttuğum eser o kadar kıymetli bir eser ki bu Arapça Türkçe sözlük. Yani şimdi Arapça öğrenen öğrencinin olmazsa olmazı. Sözlüksüz dil öğrenir mi? Yabancı öğrenir mi? Öğrenilmez. Şimdi bu sözlük mesela hediye olarak bizzat yayın evinin hediyesi olarak dinleyiciye ulaştırdığımız bir kaynak. O yazılı mı oluyor, sözlü mü oluyor 4 soru? Sözlü ama cevaplar bize yazılı geliyor. Ha şöyle yani diyalog halinde olmak isteyen bizimle cevaplarını sözlü olarak paylaşmak isteyenler canlı yayına sözlü olarak katılabiliyorlar. Peki, burada söylemenin mahsuru var mı hocam? O 4 soru nedir? Haftadan haftaya değişir bu. Ha, her hafta değişiyor. Tabii haftadan haftaya değişir. Bize bir örnek verelim. Mesela örnek olsun diye söylüyorum. وَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادَا ayet-i kerimesi Bakara suresine geçer. وَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادَا. Bu ayette geçen endad kelimesi çoğul bir kelimedir. Şerikler, ortaklar anlamındadır. Biz endad kelimesinin tekilini soruyoruz. Tekili niddun. Öğrenci ne yapacak? Tamam. Endad kelimesinin tekili niddun. Şerik, ortak anlamına gelir diye yazıp gönderecek bize. Tamam. Veya ve enzelnâ mine semâi mâen ayet-i kerimesinde mâ kelimesi geçiyor. Su anlamında. Diyoruz ki biz dinleyiciye mâ kelimesinin çoğulu nedir? Çoğulu miyahtır. Miyahtır bunun çoğulu diye gerek efendim sosyal medya hesabından yaptığımız canlı yayında gerekse kurumun WhatsApp hattı üzerinden. Ben bazen radyo programımızı takip ediyorum. Radyoda yapıyorsunuz aynı evet, uygulamayı. Evet. Yani bunu bizimle paylaşıyor. Evet. Şimdi yani şu kaynaklar yine hakikaten güzel kaynaklar. Bakın bunlar önümüzdeki günlerde şimdiden izleyicilerimiz görmüş olsunlar. Şu kaynakları Enes Balı Hocam, Hasan Sönk Köksal Hocam, Arapça Hocalar bunlar. Evet. Onlar hazırlamışlar. Bu kaynakları her hafta bir dinleyiciye çekilişte bir kitap hediyesi. Her hafta bir hediye var. Adıyaman'a, İzmir'e, İstanbul'a, efendim işte Sivas'a, Malatya'ya, Giresun'a şu ana kadar böyle şey yapıyoruz. Oralardan katılımlar alıyoruz. Yurdumuzun dört bir tarafından. Bunları şey yapıyoruz, gönderiyoruz. Bir özgün çalışmamız da şu. Online efendim internet üzerinden programı takip eden katılımcının bizzat canlı olarak katılım sağlayacağı ve dersi canlı olarak takip edeceği online programlar hazırlayıp sunuyoruz. Geçtiğimiz yıl 2017 yılında mesela şu elimde bulundurduğum kaynak Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde hazır sınıftan da okutulan bir gramer kitabı.
Bu kitabı mesela baştan sona ben online ortamda anlattım. Evet. 108 ünite var, tamamını baştan sona anlattım. Dersleri arşivhaneye getirdik. Sonraki dönemlerde istifade etmek isteyenler için. Şimdi yarından itibaren de inşallah yeni bir program başlatıyorum. 8 Ocak saat 20'de. Profesör Doktor Mehmet Sadi Çöğenli hocanın kaleme aldığı ayet ve hadis örnekli Arapça sarf. Bunu evet. işleyeceğiz. İnternet ortamında. Bu programa katılan bir kursiyer yazılı ve sözlü bana soru yöneltebilecek. Bir de takip edemediği dersleri sistemin kaydetmesiyle birlikte günün 24 saat içerisinde ne zaman uygun olacaksa ders yapıldıktan sonra sistem onu paketleyecek, paket haline getirecek. Sonradan dilediği zaman dersleri takip edebilecek. Evet. Bunlar hayaldi. Yani hocam son 4-5 dakika içindeyiz. Öyle mi? Zamanımız hızla daralıyor. Hızla daralıyor. Şöyle bir soru soruyorum. Buyurun. Okuldaki yönteminizle, Arapça öğretim yöntemiyle, İlahiyat Fakültesi'nde. Evet. Orada ne tür özgün yöntemler radyo var? Radyo veya işte o kurslarda, Kondil'de yöntem arasında fark var mı? Hayır. Yani şöyle söyleyeyim. Gerek sınıf ortamında örgün eğitim için sınıf ortamında kendisiyle birlikte çalıştığımız öğrencilerimiz. Gerek İlahiyat Fakültesi'de, gerek Kondil'de. Gerek online ders ortamında. Bu anlamda ortam ayrımı yapmıyorum ben. Yani beni işiten, gören, duyan, karşımda olan birisi olsun yeter. Hep aynı yöntem. Aynı yöntem uyguluyor. Peki bu klasik yöntem mi, modern yöntem mi? Klasik yöntem değil. Yani derse öğrenci merkezli işliyorum. Yani modern yöntem denilen herhalde ben şöyle anlıyorum. Pratik konuşmaya yönelik yöntem değil mi? Öyle adlandırmakta bir beis yok. O şekilde adlandırabiliriz. Şimdi evvel emirde aşınıza sevginizi katmazsanız olmaz bu iş. Yani aşınıza sevginizi katarsanız o aş lezzetli olur. Ve bir esnaf dükkanında bir yazı görmüştüm. Tadan ağız yapan elden ustadır diye. Evet. Yani tadan ağız yapan elden ustadır. Güzel bir ifade. Yani sizin notunuzu tabiri caizse ustanın notunu kim verecek? O yemeği tadanlar verecek. Evet. Bu bağlamda bizim meslektaşlarımızın notlarını verecek olan kurum, merci öğrencidir. Mesela tüm Türkiye'de, şimdi bir kaosa sebep vermesin bu söyleyeceğim. Dersin hocasını öğrencinin seçebileceği gün, benim bayram edeceğim gün olacak. Evet, evet, önemli. Yani önemli. Öğrenci ders alacağı çok hocayı önemli. Seçebilmeli. Çok önemli. Doktorumuzu seçebiliyor muyuz şimdi? Seçebiliyor. Yakın geçmişe kadar var mıydı böyle bir şey? Yoktu. Şimdi var. Yani kim çıkarsa bahtınıza. Bilhassa üniversitelerde bu olması lazım. Tabii. Şimdi seçmeli derslerde öğrenci hoca seçebiliyor üniversitelerde. Seçmeli ders açılıyor. İşte filan dersi şu hoca bu hoca veriyor. Ama diyorum ki ben bütün dersler için öğrenci hocasını seçebilirse müthiş bir şey olur. Uygulanan yöntemler içerisinde şu var. Bir şöyle söyleyelim. İki ileri bir geri yöntem uyguluyorum. Yani öğrencinin geçmişte edindiği bilgileri öğrenciye hatırlatıyorum. Şu bilgiye sahipsin değil mi sen diyorum. Sahibim. Ya da soruyorum o tekrar ediyor. O sahip olduğunu bizzat kendisinin de tanık olarak dillendirdiği bilginin üzerine yeni bilgiyi inşa ediyorum. Dolayısıyla temel oluşuyor. Temel üzerine siz inşaat çıkabiliyorsunuz. Tamam. Biz buna köprü sistemi diyoruz. Köprü sistemi. Yani veya zincir sistemi. Zincirin halkaları gibi geçmişle olan bağlantısını hatırlatıyoruz öğrenciye. Bu bir. İkincisi, hafıza tekniklerinden çok şey yararlanıyorum ben. Mesela boş bir beyaz eşya markası ama ben boş kelimesini Arapça öğretiminde bir formül olarak kullanıyorum. Mesela hani bu şey var ya dilimizde, kitap mitap, sandalye, mandalye, evet. işte ne bileyim işte öğretmen möğretmen falan gibi. Mesela canım manım ürettim buradan mülhemen. Buradan ilham alarak. Canım manım formülüm var. İzleyicilerim arasında. Keşke vaktimiz olsaydı bunları açabilseydik. Evet. Bunları kullanıyorum. Mesela bir Rambo Kadir formülüm var. Rambo Kadir formülünü kullanıyorum. Vay İstanbul'un limanına diye bir formül var. Efendim limit formülü var. Bunları çoğaltabiliriz. Yani bunlar birden çok. Bunları öğrencinin günlük hayatta sıkça karşılaştığı gözüne hitap eden kelimeleri, kavramları dil öğretiminde efendim hatırlatıcı olarak kullanıyorum. Evet hocam vaktimiz doldu. Evet.
Ben programı size bir Arapça sözle, cümleyle bitireceğim. Buyurun. Yanlışım varsa düzeltin. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Üstazena muhterem Salih Zeki Keş. Eşkürüküm lenneküm kabiltum davetuna. Yanlışsa düzeltin hocam. Kabiltum davetena. Davetena bernameç hasbihal. Tamam. Oldu mu? Oldu. Çok güzel oldu. Anlamayanlara tercüme edelim mi? Evet. Yani hasbihal programına davetimizi kabul ettiğiniz ve katıldığınız için şükranlarımızı arz ederiz mealinde. Salih Sedat Ersoy abim bir Arapça şükran ifadesiyle tamamladılar. Ben çok teşekkür ediyorum. Hocam ben çok teşekkür ederim. Bu alandaki çalışmalarımızı kamuoyuyla paylaşma fırsatı verdiniz. Hem şahsınıza hem şahsınız nezdinde KON TV'ye şükranlarımı arz ediyorum. Hocam biz çok teşekkür ederiz. Geldiniz, önemli bilgiler verdiniz. Evet. Çok istifade ettik. Sağ olun, var olun. Ekran başında bizi izleyen tüm izleyicilerimize de yine beraberinde şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun hocam. Evet, değerli izleyiciler, bir hasbihal programı daha burada sona erdi. Bir başka hasbihal programında beraber olmak dileğiyle. Hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz. KON TV ekranlarından hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İşte insanların nasıl davranacağıyla ilgili kuralları da belirleyen, onları ortaya koyan ayetler. Peygamber Efendimizin Şema-i Şerifi ile ilgili bir hasbihal yapacağız.